Merhaba arkadaşlar, ben İrem Argun. BT310 kodlu toplu mezunat uygulamaları dersi kapsamında oluşturduğum ikinci hafta ders videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda Adobe Premiere Pro'da montaj yapmaya başlamadan önce oluşturmamız gereken klasör biçimini ve bunun neden gerekli olduğunu inceleyeceğiz. Premiere Pro'nun arayüzünde basit bir gözlem yapacağız. Fazlaca göreceğimiz tekmelerden bahsedeceğiz. Son olarak da editin ilk basamağı olarak kabul ettiğimiz kullanılacak materyalleri Premiere Pro'ya gömme işlemini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak bahsetmek istediğim nokta Adobe Premiere Pro'da çalışmaya başlamadan önce yapılması önerilen klasörleme. Çok önemli bir nokta olmadığı ve konu anlatımlarında montaj odaklı bakıldığı için üzerinde durulmaz. Ama Böte öğrencilerinin çalışma alanları arasında içerik geliştirme uzmanlığı da olduğu için ben değinmemin yararlı olabileceğini düşündüm. Klasörleme yapmak tek kullanımlık bir çalışma yapılacağı zaman çok etki etmez. Ama yapacağınız çalışma sonrasında düzenlemeye açık veya tekrar kullanılabilecek bir içeriğe sahipse gerçekten faydalı olabilecek bir detaydır. Anlaşılır ve bütün bir klasörleme daha sonraki çalışmalarda kullanıcıya zaman ve emek tasarrufu sağlar. Montajlama dahil bahsedeceğim konuları çoğunlukla oluşturduğum ilk hafta videosu üzerinden göstereceğim. Sadece planladığım renklendirme konusunu uygulamalı göstermek için kaynak bir video görseli kullanacağım. Burada da ilk hafta videosunu oluştururken kullandığım bütün materyalleri görüyorsunuz. Bütün materyallerimi BT310 isimli bir klasör içerisinde topladım. Gördüğünüz gibi burada kullandığım 5 adet kaynak video, giriş çıkış resimlerim ve kayıt ettiğim çekim var. Premiere Pro'da kullanılacak materyalleri aynı bu şekilde tek bir klasörde konumlandırılması oldukça önemlidir. Bunun nedenini şu şekilde açıklayabilirim. Hafta 1 isimli klasör benim geçen hafta editim sonucu oluşan net klasör. Kullandığım kaynak videoları ana klasörün içinde ayrı olarak materyaller klasöründe konumlandırmıştım. Bu videoları da buraya indirilenler klasöründen taşımıştım. Eğer ben bu kaynak videoların herhangi birini Premiere Pro'ya direkt olarak indirilenler klasöründe gömseydim sonrasında çeşitli sıkıntılar yaşayabilirdim. Örneğin ben çalışmamdan bir süre sonra aynı çalışma üzerinde düzenleme yapmayı düşünmedim ve bir klasörleme yapmadım. Kullandığım materyallerin birini indirilenler klasöründe, birinde de düzenlenmemiş ismiyle masaüstünden aktardım. Birkaç zaman sonra da masaüstünde yalan dosyayı başka bir klasöre taşıdım. İndirilenler klasöründe yalan dosyayı da sildim. Ama daha sonrasında olup çalışma üzerinde düzenleme yapmam gerektiği için tekrardan proje klasörümü açmaya çalıştım. Bize eğer kullandığınız materyal Premiere Pro'ya çektiğiniz alanda yoksa klasör bulamadığına dair bir hata verecek bu klasöre çıkan ya da locate ederek dosyanın yeni evini bilgisayarınızda bulabilirsiniz. Ama eğer bu dosya silinmişse materyalleri göz ardı ederek açmak zorundayız. Bu da çalışmamızın bozulmasına neden olacaktır. Klasörleme konusunda bahsetmek istediklerim bu kadar. Önemli bir detay olmasa da zamandan ve emekten oldukça tasarruf etmemizi sağlayabilir. Şimdi Adobe Premiere Pro üzerinde gördüğümüz ve oldukça sık kullanabileceğimiz tekmeleri tanıtmak istiyorum. Öncelikle materyalle ve uygulamaya yükleyeceğimiz sekme olan Project sekmesi var. Bütün materyalleri buraya gömeceğiz. Gömdüğümüz materyallerin üzerinde çalışmak için hemen yanında bulunan timeline'ımızı atmamız gerekiyor. Bu sekmede çalışmamızı yapacağız. İkisinin hemen arasına yapılan çubuk ise bizim araçlarımızın yer aldığı kısım. Seçme imlecimiz, seçim takip aracımız, kesme işlemini yapacağımız ve oldukça sık kullanacağımız jilet imlecimiz, kaydırma imlecimiz kalemle seçme, elle seçme ve metin kutusu imleçlerimiz dev almaktadır. Burası Premiere Pro'nun deposu bütün ses, görüntü ve efekt ayarlarının bulunduğu ana kütüphane. Burada istediğimiz ayarı arama çubuğundan aratarak bulabiliriz. Kütüphaneden video veya sese atadığımız bütün düzenlemelerin ayarlarını buradan efekt kontrol kısmından ve ayara göre yeni açılacak bir sekmelerden düzenleyeceğiz. Efekt haricinde otomatik olarak videomuzdaki renk dengesini oynamadan görebilmemizi sağlayacak sekme yani Lumetri Scope sekmesi de burada bulunmakta. Önümüzdeki hafta temel montaj yapmaya başlayacağımız için son olarak gerekli materyalleri uygulamaya gömmeyi göstereceğim. Materyalleri ilk önce Project sekmesine gömeceğimizi söylemiştim. Bu işlem oldukça basit. Çalışmamızın materyallerini ister toplu olarak ister tek tek bu sekmeye yüklüyoruz. İster üzerine basıp dosya seçiminden materyal yükleyebilirsiniz. İsterseniz de sübükle bırak mantığıyla bütün materyallerinizi sisteme gömebilirsiniz. Yüklediğiniz materyallerden çalışmak istediklerinizde çalışma yani timeline sekmemize çekiyoruz ve montajı hazır hale getiriyoruz. Bu dersimde bahsetmek istediklerim bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.